Merhaba, ben Alara Alpay. 24 yaşındayım. Yaklaşık birkaç ay önce Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun oldum ve 3 ay kadar bir iş tecrübem oldu. Çalışırken aynı zamanda Oman Air ve Aizen'i beraber yürüttüğüm marka HR'lik pozisyonuna başvurdum. Neden olmasın dedim ve oldu gerçekten de. Önceden 2 tane high tech projesine katılmıştım. Bunlardan ilki yaklaşık 2,5 ay önce Kenya'daki gönüllülük projesiydi. Ondan sonra bundan bir 5-6 ay sonra da Hindistan'a, New Delhi'ye staj için gittim. Aizen'i yaklaşık 3-4 yıl önce bir arkadaşımdan duydum. Projeye gittiklerini öğrendim ve neden ben de gitmeyeyim ki dedim. Çünkü zaten halihazırda birçok ülkeyi gezmiştim ve farklı ülkelere de gitmek istiyordum. Bunu da Isaac'te gerçekleştirebileceğimi düşündüm. 3 yıl önce Kenya'daki bir projeye başvurdum. Kenya çok güzeldi. Çok fakir bir okula gittim. Gerçekten yani yemek alacak paraları yoktu. Öğle yemeklerini okulda yiyorlardı. Çok hüzünlüydü aslında ama aynı zamanda onlarla vakit geçirmek de çok güzeldi. Çok keyifliydi. Çocukların aileleri genelde AIDS hastası oluyordu. Ailelerinden birilerini birkaç kişi kaybetmiş oluyorlardı. Akrabaların yanında konaklıyorlardı genelde. Ve biz oraya onlara bir abi veya abla olmak için gittik. İnanılmaz güzel bir tecrübeydi. Aşırı keyif alarak geri geldim. Projeden döndükten birkaç ay sonra Isaac İstanbul Asya'ya başvurdum. Orada gönüllü çalışmak istedim ve bunu birkaç ay boyunca sürdürdüm. Sonrasında Hindistan'a gitmeye karar verdim. Tabii bu sefer gönüllülük olmayacaktı. Normal staja başvurdum ve kabul aldım. Hindistan'da bir startup'ta çalıştım. İnsanları freelance çalışırken farklı ülkeleri gezdirebileceğimiz bir projedeydim aslında. Farklı ülkeden insanlarla sürekli iletişim halindeydim ve onları projeye ikna etmeye çalışıyordum. Ciddi anlamda her şeyi yapıyordum. Atıyorum işte birisiyle mülakat yapmam gerekiyordu, insanlarla mülakat yapıyordum. Birisini ciddi anlamda ikna etmem gerekiyordu. Eski tecrübelerimden yola çıkarak onları ikna etmeye çalışıyordum. Devamlı olarak bir mail akışı vardı, insanlara her türlü cevap. Açıkçası bundan önce hani stajlarım haricinde herhangi bir şirkette çalışmamıştım. Bu ilk defa gerçekçi bir şirkette deneyim kazanmama neden oldu. Aynı zamanda Yeni Delhi'deydim ve işinden arta kalan zamanlarda devamlı olarak sokaklardaydım ve gerçek Hindistan'ı keşfetme şansı buldum. İnsanlar sokaklarda neler yapıyor, nasıl sokaklarda uyuyorlar. Birazcık korkutucu olsa da gerçekten inanılmaz keyifliydi ve şu anda o kadar ülkeye baktığım zaman en sevdiğim ülke hala Hindistan diyorum ve tekrar tekrar gitmek istiyorum. Staj için neden Hindistan'ı seçtim? Açıkçası devamlı olarak zaten farklı ülkelere gitmeye çalışıyorum ve sadece neden olmasın dedim. Çok güzel bir fırsat vardı ve bir startup'ta çalışmak çok güzel olabilirdi açıkçası ve gerçekten de çok güzel oldu. Hindistan'dan döndüm. Artık o kültür bana inanılmaz çekici gelmeye başladı. Birkaç ay sonra kalktım, Mısır'a gittim. Orada 8 ay kaldım. Ondan sonra tekrardan benim canım Afrika çekmeye başladı. Ya şöyle, gerçekten tamamen gezme aşkıyla tekrardan Afrika'ya gitmeyi düşündüm ve zaten Isaac'le hali hazırda gittiğim bir okul vardı. Çocukların çok kötü durumda olduğunu biliyordum. Dedim neden tekrar gitmeyeyim? Zaten hani çocukları artık tanıyorum. Okulun müdürü bana sürekli yazıyor. Neden tekrar gelmiyorsun diye. Öyle olunca peki dedim gidelim yani neden olmasın. İlk yıl 3-4 bin lira kadar para toplamıştım. Bu sefer Melis adında bir arkadaşım, lan sevgiler. O da bana yardımcı oldu ve beraber biz para toplamaya başladık. Tamamen sosyal medyadan gelişti. Sürekli storylerimde paylaştım. İşte biz para topluyoruz, bize gönderir misiniz diyerekten ve 20, 30, 100, 1000, 2000 diyerek gerçekten biz 18 bin lira para topladık. Hiç bu kadar toplamayı beklemiyorduk. Topladığımız parayı ne yazık ki dolar o zaman 7'ye kadar çıktı ve bizim tam gideceğimiz zamanda parayı çevirdik. Pardon, 18 bin lira 7'den dönüştürerek ciddi anlamda az bir parayla aslında. Keşke onu 5'ten falan çevirebilseydik ki onlar için çok büyük bir para aslında. Oraya gittik. Okul müdürü bize çok fazla yardımcı oldu. Orada bir tane kıyafet firması bulduk. İşte 300 kadar çocuğa nasıl ucuz bir şekilde kıyafet yapabiliriz şeklinde. Geri kalan parayla da onlara geçen yıl yaptığımız gibi 3-4 aylık yemek alabildik yani. Yemek dediğim tabii ki et türevi şeyler değil, bakliyat, işte onlara uzun süre dayanabilecek şeyler ve hala onları kullandıklarını hani söylüyorlar böyle hala böyle bazı şeyler bitmemiş de kullanıyorlar hala. Müdür hala beni çağırıyor. Keşke gidebilsem tekrardan. Geçen yıl Kim Milyoner Olmak İster programına katıldım ve oradan 7500 lira para kazandım. Bir gönüllülük programıyla Afrika'ya gittim ve çocuklara yardım etme şansı buldum. Ve en sonunda Afrika'dan dönerken neden ben çocuklara Buradaki şahane yardımda çocuklar. bulunmuyorum dedim. Evet. Yani tabii ki onlara sevgi göstermek, onlarla beraber olmak çok güzel ama aynı zamanda onlara verdiğiniz bir yemek bile onlar için hayat değiştirici olabiliyor. Ben bunu deneyimleme şansı buldum. Bunu 2 sene önce yaptım ve bu sene, bu yaz tekrardan Afrika'ya gitmeye karar verdim. Ve gitmeden önce bu sefer daha fazla para toplamaya başladım. Yaklaşık 4-5 ay öncesinden çevreme, çevremdekilere ben Afrika'ya gidiyorum ve eğer hani sizin de küçük de bir olsa bir yardımınızın dokunmasını istiyorsanız bana yazabilirsiniz dedim ve çok güzel bir meblağ topladık.
yaklaşık 300 kadar çocuğun kıyafetini aldık ve onlara 2-3 aylık maşallah, yemek yardımında süper. Bulunduk. Bir alkış alabilir miyiz? Murat Yıldırım bana bu parayı nasıl kullanacağımı sorduğu zaman dediğim ilk şey şu oldu. Ben tekrar bir projeye gidip masraflarımı tabii ki kendim karşılamam gerekiyor. Bu parayı da kendi masraflarım için kullanmak istiyorum demiştim. Ve gerçekten de o para ne yazık ki bir yıl sonra geldi. Ama belki de çok güzel bir zamanlama oldu. Ben o parayla şu anda yeni bir projeye gidiyorum. Ve tamamen bütün ihtiyaçlarımı o paradan karşılıyorum. Marka elçisi olarak seçildiğim için Oman Air zaten halihazırda bana sponsor oldu. İstanbul gidiş dönüş biletlerimi Oman Air sağlamış oldu. İlk olarak Oman Air ile beraber Bangkok'a uçuyorum. İlk başta bir aylık bir tatilim olacak. Farklı ülkeler gezeceğim. Bir aylık tatilimin sonunda Filipinlere uçuyorum ve Global Volunteer projem başlıyor. Filipinler'de de aynı Kenya'da gittiğim gibi insanların barakalarda yaşadığı bir yere gidiyorum. Gelir düzeyi inanılmaz derecede düşük. Tabii projeyle alakalı sorularınız ve tabii ki merak ettikleriniz varsa beni Isaac Türkiye hesabından ve kendi hesabından takip edebilirsiniz. Aynı zamanda sorularınız olursa da marka elçisi olduğum için her türlü sorulara açığım. Her türlü yazabilirsiniz bana. Evet, gelelim asıl konumuza. Global Volunteer projelerinde Isaac Ülkeler Panayırı adı altında bütün ülkeleri bir araya getiriyor ve ben de sizlere şimdi Türkiye'den neler götürdüğümü göstereceğim. Evet, ilk olarak başlayalım. Şöyle bir yaklaşayım. Elimizde bir adet çekirdeğimiz var. Tuzlu ve bol tuzlu olarak gerçekten ben bol tuzluya bayılıyorum bu arada. Bir adet kağıt helvamız var. Bu da böyle. Bu benim pek de hoşlanmadığım bir şey ama sırf işte kültürümüzü tanıtalım diye. Tren helvası. Evet. Bir adet pişmaniye. Umarım bunu gitmeden yemem. Tabii ki lokum. Bu böyle baş tacımız ve geliyor. Gül suyu. Bunu neden aldığımı bilmiyorum. Şimdi sizlere bunları neden götürdüğümü anlatayım. Global Village etkinliğinde insanlar tek tek masamıza gelecek ve her ülkeye dair bir şeyler deneyecekler. Bunlar da insanlara dağıtılması kolay şeyler olduğu için ben de bunları götürmeyi tercih ettim. Tabii aynı zamanda bavula da kolay sığıyorlar tabii ki. Bunun dışında Türk kahvesi. Umarım fal bakacak birini bulurum. Diyeyim böyle. Bunu nasıl okuyorsunuz? Aynen. Bazıları takıyor ya salep falan diye salep. Tabi bunlardan aynı zamanda yanlarında konaklayacağım aileye de götürüyorum. Beraber içeriz artık. Ve tabii ki sallama çayımız eksik olmaz. Bunlarsız da olmaz. Bu şekilde stikerler de aldım. Bunları da evet benim götüreceğim bütün ürünler bu kadar. Ben çok fazla eşya götürmek istedim. Çünkü aynı zamanda Oman Air bana 30 kiloluk bagaj hakkı verdi. O yüzden istediğim her şeyi yanıma alabiliyorum. Önümüzdeki 3 ay boyunca ben geziyor olacağım. Bundan 3 gün sonra yolculuğum başlıyor ve 1,5 ay sonra projeme başlıyorum. Bütün süreci adım adım benimle beraber Isaac Türkiye hesabından takip edebilirsiniz. Gelecekte benim kanalıma ama şimdilik Isaac Türkiye'ye abone olabilirsiniz. Beğeni burada. Değil mi? Yanlış anlamaz. Aboneyi de şuradan alabiliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Cidden nasıl bir kapanış olmalı? Kapattık. Bitti.